Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören mega kente görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ'nin verilerine de yansıdı. Doluluk oranı ise aylar sonra %30.77 seviyesini gördü. Alibeyköy Barajı'nda doluluk %42.9 seviyesine kadar yükseldi. Yükseliş karların erimesiyle devam etmesi bekleniyor. Alibeyköy Barajı'nın su seviyesinin son hali drone havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın etrafında bulunan kar örtüsünün daha kalkmadığı görüldü. İzmir'de de yaşanan kuraklık ve pandemi döneminde su kullanımının artması sebebiyle barajlarda düşen su seviyeleri geçtiğimiz haftalarda yağan yağmurla yeniden yükselişe geçti. Kritik seviyelere düşen su seviyeleri sebebiyle İzmirlilere su tasarrufu uyarısı yapılmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli sağanak yağışlar barajlardaki doluluk oranını arttırdı. İzmir'in en önemli su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nda %34'lere kadar düşen su seviyesi son yağışlarla beraber %41.5'e kadar çıktı. Suyun tüketilme oranının yükseldiği doğru. Tüm dünyadaki gibi İzmir'de de pandemi sebebiyle insanlar hijyen kaygısıyla daha fazla su tüketiyorlar. Ama aslında çok basit. Maske, mesafe ve hijyen kaydıyla biz bu pandemiden korunabiliriz. Ama bu hijyeni sağlarken aşırı su tüketimi temizlik anlamına gelmez, hijyen anlamına gelmez. Yeterli su tüketimi, yeterli süre içerisinde el yıkama ya da işte meyvemizi, sebzemizi yıkama, evimizi silme gibi durumlarda yeterli süre ve yeterli su kullanmak hijyeni sağlar. Aşırı tüketim daha fazla hijyen anlamına gelmez. Bir de tabii iklim değişikliği sebebiyle ve kuraklık sebebiyle sularımız azalıyor. Hem yüzey sularımız, barajlardaki su miktarımız düşüyor. Hem de yeraltı sularımız azalıyor doğal olarak. Yeraltı suları da yeterince yağış yağmadığı için, kar ve yağmur yağmadığı için, beslenemediği için onlarda da ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu son yağmurlar biraz can suyu oldu. İzmir'de bizim barajlarımız yarı seviyesine düşmüştü. İşte en önemli su kaynaklarımızdan Tahtalı Barajı %34 seviyesine düşmüştü. Bu yağmur sonucunda şu anda %41.5'a çıktı. İşte Çeşme için çok önemli olan Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesi oldukça yükseldi. Yağmurların bir yararı var. Böyle devam ederse iyi olacak hepimiz için. Tabii Türkiye'de durum böyle.